Anio. Sponge. Ve yine biz. Ne karşılaştı canım. Anio. Yeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayız. Ama bu hem haber bülteni hem biz ne düşünüyoruz hem de dedikodu gibiymiş. Bu ortaya karışık. Ortaya karışık yapabilirdik ya. Önce bir şey söylemek istiyorum ki o da şudur. Bizim aslında şu an hazırda bir sürü videomuz var. Ama biz... Ben Gizem'in bilgisayarını onları almıştım. Flash diskimi attıydım. Evet. Sonra bir ara arkadaş benimle flash diskimi ödünç istedi. Hemen vereceğim dedi. Sonra biz onu unuttuk. Aradan bir hafta geçti. Hala arkadaşımdan ve o arkadaşımın büyük bir ihtimalle. Tam olarak hatırlamıyorum ama çok büyük bir ihtimalle bu bloktan haberi yok. Şu an bizi... Salak salak izliyor olabilir. Ne yaptığımızı anlamamış da olabilir. Rezil de oluyor olabilirim. Başka bir şey de olabilirim. Her gün bana o flaşı geri getirmesini söylüyorum ama getirmiyor. Ne olur artık flaşımı geri getir. Lütfen izleme ya da. Ya evet ama mümkünse izleme. Yo ne ya, tanıyor muyuz biz K-pop, Koreyel şey? Neyse. Tanmıyoruz. Sıkıntı olabilir okulda biliyorsunuz. Neyse. Yani biz İlgilenen kişilerin bilmesinden yanayız. Biz bu işi biz istiyoruz da. Ayıptır söylemesi. İnternete falan koymak. Hep bunun hep gizli olsun. Neyse. Gündemimize gelelim. Bence şahsen bu yapacağımız, katılacağımız etkinlikten hemen bahsettiğimiz bence evin olur. Evet. Şimdi belki görmüşsünüzdür, görmediyseniz. Yok yani burada değil de videonun aşağısında açıklama kısmı var ya oraya koyarım ben onu. Daha kolay oluyor biliyor musun? Oraya koyarız şimdi. O linke bir tıklayın. Bir etkinlik yapılıyor. Kore Başkonsolosu. Bir etkinlik yapılıyor. K-pop yarışması biliyorsunuz. BKM'de işte önce internet üzerinden arkadaşlar Kore şarkılarını söyleyip YouTube'a yükleyip elemelere katıldılar. Şimdi 8 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yarışması yapılacak. Yarışmanın öncesinde Kermes, sonrasında K-Pop gecesi ve biz Anyang Çinlikleri biz yani. Bu ikili. Bir de Sponge. Orada olacağız. Evet. Bizce süper bir etkinlik olacak. Bence de. İstanbul'da böyle etkinlikler genelde yapılmıyor. Genelde Ankara'da, Kore Kültür Merkezi Ankara'da olduğu için genelde. Gelecekte Ankara'da olsa da gideceğiz yani. Evet gideceğiz. Ben kararlıyım. Gizem'e geçer gibi diyorum. Oğlum ya şuradan otobüs altı saat ya falan diyordum böyle. İstanbul'da böyle bir etkinliği yakaladığımız için şanslı hissediyoruz. Kendimizi de kaçırmayacağız. Çok merak ediyoruz. K-pop dinlemek istiyorum ben. Güngür güngür. O öyle değil. Gümbür gümbür. Ben de kesinlikle 8 Aralık'ta Cumartesi günü BKM'de olacağız. Açıkçası biraz biz bu işi gizli yapıyoruz. İnternet o yüzden koyuyoruz. Gizli olsun. Ama sonucu ne olacak bilmiyorum bu hızla. Çok merak ediyoruz. Yani ilk defa yani mesela şeyi hani İnsan ister istemez merak ediyor. Acaba gittiğimizde bizi tanıyan olacak mı? Acaba bizim videolarımız izleniyor mu? Ya ne oldu? Aa siz onusunuz. Oysak ya yani bizim, bunu daha önce söylemiştim ben. Bizim hiç. Yani ben bir tane. K-pop dinleyen ucundan. Yani bizim kadar takip etmiyor. Bir tane yani en azından Kore seven arkadaşım. Onun dışında hiç Kore ile ilgili sosyal hayatımız yok. Sosyal hayatımız olsun istiyoruz. Bizim arkadaşımız yok ya. Bizim arkadaşımız. Yani biz en azından oraya gidip böyle güzel iki Kore sohbeti, iki dizi. Evet kesinlikle. Çatışması. Yani böyle manyak gibi. İki hayır bu grup daha iyi falan diye böyle tartışmak falan evet, istiyorum yani. Bir anda böyle 100 kişinin aynı anda Big Bang, aha Big Bang falan. Big Bang falan dedi. Hani neden söz ettiğimizi anladı. Aynen. Aynı dili konuşabildiğimiz insanlarla karşılaşmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Bilgiler alttaki linkte. Bence siz de gelin. İstanbul'daysanız gelin. Niye gelmezsiniz ki? Yani hafta sonu cumartesi ne gibi bahaneniz olabilir? Tamam dershaneye gidiyor olabilirsiniz. Onun dışında bir bahaneniz olamaz bence.
Bak onlileriniz olarak size. Gizem sinir oluyor. Gizem onli demeyin bundan sonra. Gizem kendini yaşlı hissediyormuş. Bana diyebilirsiniz. Ben çok hayır hoşum yani ediyorum. Şöyle zaten bu şirketin biraz fazla büyük olduğumun farkındayım. Biraz... Ya ne yapıyoruz? Oyuna mı rolü mü oynuyoruz? Ama yani ne bileyim. Şimdi yani öyle olunca onli diyecek. Ya deyin demeyin demiyorum. Tabii o sen hayır demeysinler dedi bana. Yalan hayır, söyleyeyim. Hayır onli diyebilirsiniz de yani. Bir Allah aşkına moral verin yani. Deyin ki yok siz büyüktesiniz. Biz fazla küçüğüz falan. Yani o tarz bir şey. Bu güzel. Yani o tarz bir şey. Bana onli diyebilirsiniz. Ya bana da deyin ama ilk önce bana deyin ki siz o kadar yaşlısınız. Ama bana onli diyebilirsiniz derken çocuk gibi konuşayım ki. Of. Bu arada böyle yaptığımız için ve aradım. Ne yaptığımız için? Böyle yaptığımız için. Bela. Bela yaptığımız için. Evet. Böyle yaptığımız için ve arada bir böyle duygularımız taşıyor, bölçük bölçük oluyor. Hoppa! Falan diye bağırıyorum ya ben. Diyoruz ama yani bunları... Arkadaşlar bunların hepsi geyik. Geyik yani bunu anlarsınız. Yalan yalan. Çansona hakikaten aşık. Çansona gerisi yalan. Çansondan başkası ya. Yalan. Başkası yalan. Dünyada çanağında başkası. Tamam. Onların hepsi şaka. Yani geyik yapıyoruz. Geyik yapıyoruz arkadaşlar. Umarım bunu anlıyorsunuzdur. Yani herhalde öyle bir durumumuz yok. Yani evde oturup da sadece her tarafa falan yazmıyoruz. Yani öyle bir durumumuz yok. Evet seviyoruz bu adamları çok. Ve izliyoruz. Ve hani çok keyif alıyoruz. Türkiye'ye gelseler. En hastalarını. Konserde yani dağıtabiliriz kendimizi. Ama hani oturup da hani falan değiliz yani. Ben öyle. Yani o öyle olabilir de en azından ben mesela değil. Mesela geçen şimdi video çekmeden önce Gizem'le konuşuyorduk. Yani Gizem diyor ki hani giderim konserime takılırım dönerim. Ben diyorum ki hani kese kağıdını takarım kafama. Artık ne kadar hayran zımbırtısı varsa onların hepsini satın almış olurum. Vücudumun her tarafı parlıyor ve işte böyle 2PM'se 2PM, Big Bang'se Big Bang diye ben orada sesimi, ses tellerimi mahvetmiş olurum ve orada çılgınlar gibi hareketler, sahneye atlamalar, yapışmalar, manyak bir hayran olabilirim ben. Ya şimdi her gün görmüyoruz bir tutuyen bir bekleyen. Yani tamam da yani o kadar rezil etmeye gerek yok. Kese kağıdı olunca kafada sıkıntı olacağım. Kese kağıdı kız ben olacağım. Oh. O benim. İkincisi de şu bilmiyorum izlediniz mi? Replay 1997. Reply 1997. Reply. Ay, daha doğrusu asıl orijinal adını sorayım. Answering to 1997'ymiş. Orijinal adı Answering to 1997. Evet. Tamam. Ondan sonra ve onda H.O.T.'ye manyak şuna H.O.T.'ye manyak şuna hayran olan ve böyle otelin önünde bekleyen bir kız var. Ve ben Senem'i gördüm o kızda şahsen. Yani Senem'i gördüm. Ve ben o olamam yani. Olamam yani. O benim. Olmayacak. Saçım gitti. Olmayacak. O benim. Ben değilim. Ben gayet klas bir şekilde. Ya ben söylüyorum ya. Ergenliğimi yaşıyorum tekrar ya. Ben değilim. Ben tekrar girdim ergenliğe. Bir sivilcan çıkmıyor yani. O da çıksa tam mı olacağım ya? Ergenliğe girdim ya. Bana inanın. Yalan söylemem. Allah için bak. Ergenim ben ya. Söyleyeyim 23 yaşındayım ergenliğin yeri girdim. Açık olarak. Bu arada hem etkinliği söylemiş olduk hem de bu aralarda bize biraz umut veren, bize motivasyon veren böyle alanda ya bizim dilimizden de konuşan insanlar var galiba falan diyen bir durum oldu. Sevgili Minozlar. Turkish Minozlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bizi bir şekilde bulmuşlar ve kendi Minos Turkey fanpage'inde Facebook'ta paylaştılar. Hatta biriyle Twitter'dan yazıştım. Çok da şekerler ve iyi organizasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Umarım yani eğer Mino'yu, Limino'yu seven biriyseniz zaten Minozlar üyesinizdir ama mutlaka Facebook Minos Turkey'yi beğenin. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizimle en azından bir connection kurdukları için. Evet. O zaman şimdi haberler. Chanson'un dizisinden şeyler çıktı gördünüz mü? Chanson'un fotoğrafları çıktı bir askeri kıyafetinin kafasına böyle kafasına böyle komşu çocuğumu
kötü adam yapmışlar bir de onu. Kötü olmaz o şeker gibi ya. Ben kötü ama on genlerin doyunculuk tabii. On canım. Bir sakin. Bir ergen durumundan bir sakin olup çıkalım. Şöyle diyelim. Chan Song Ocak 2013'te yeni bir diziyle oyunculuğa tekrar geri dönüyor. Eğer zaten 2PM hayranıysanız ve Chan Song'u yakından takip ediyorsanız ki çekip bira. Zaten onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsunuzdur. Ve kötü bir adam olarak acayip askeri silah falan böyle felaket bir rolle geri dönüyor. Odaklanmasın diye şu an kadar. Ondan sonra umarım keyifli bir dizi olacak. Zaten keyifli diziler. Asker kıyafeti demişken. Bugün. Çok mutlu uyandım ya. Benim bir alışkanlığım vardır. Uyanır uyanmaz ve eve girer girmez yaptığım ilk şey bilgisayarımın tuşuna basmak olur benim. Kötü bir alışkanlık biliyorum ama böyle bir alışkanlığım. Ve işte Facebook'um, Twitter'ım, imdanım, zatımı, tuttum ve allkpop.com'u açıp açmadan çıkmam evden. Yani onun için özellikle böyle 20 dakika falan erken uyanırım hatta. Bugün bir açtım ki ben günleri şaşırsam zaten geçen okulda da asansörde biri ay günler tarih ne bugün dedi. 28'i mi dedim ne? Yok 5'i dedi. Sen bir hafta yaşamamışsın kızım falan diye daha geç. O kadar gün şeyimi kavramı. Bir tek pazartesi malımı onu biliyorum. Neyse. Ben unutmuşum sen tarihleri sonra o K-pop'a bir açsan. Sen o fotoğrafı gör. Bir sevin bir yandan içim vurkusun. Kurban olduğumun hundini artık geri döndü. Askerden geri döndü. Evet. O kadar yolunu gözlettim. 21 ay sonra. Tabii asker deyince. Bu arada bence sitenin adını söylemekte bir kötülük yok. Onlar Kore aşkımızı bize Türk altyazıyla bize gönderen Yapuda. Yapuda. We love you. Yapuda hakikaten muhteşemsiniz. Çok Yapuda'sınız ya. Yapuda'sınız abi. Yapuda'nın zaten son bir haftadır yanılmıyorsam. Yukarıda yer alan Banner'ı hoş geldin Ümbin'di. Ve artık böyle sayıyorlardı. Ben böyle 6'sı 7'si gibi dönecek falan dedim. Ondan sonra ve sabah uyanırken bir mesaj geldi. Kanka Ümbin dönmüş diye bir mesaj. Süpersin gerçekten. Hümin döndü. 21 aylık bir sürenin ardından denizci olarak yaptı. Çok şükür gönüllü ya. Gönüllü oldu gitti. Ve bir suratını görebildik. 2-3 tane fotoğrafını gördük 21 ay boyunca. Yani en aktif görev alanlardan bir tanesi oldu da. Genellikle Kore'de ünlüler bizim ünlüler gibiler. Yani gittiklerinde çok rahat askerlik yapıyorlar. Çok zorlanmıyorlar. Mesela TikTok şimdi müzikal yapıyor asker. Ha yani çok izin alıyor falan çok rahatlar. Özellikle. Ama Hünmin bunu çok zor olarak... çok zor olarak gerçekleştirenlerden bir tanesi. 21 ayın sonunda döndü. Bütün fanları onu karşıladı. Yaptığı açıklamalar inanılmaz açıklamalardı. Gözyaşları içinde falan. İşte çok özlediğini ve oyunculuğa bir an önce dönmek istediğini, uzun süre boyunca hubbelerini izlediğini ve bundan keyif aldığını ama artık kendi sırasının geldiğini ve artık kendinin nasıl oyunculuk yapmak istediğini bütün izleyenlere göstereceğini söyledi. Artık küçük dedikodular var. Acayip iyi bir romantik komedi dramasıyla K-dramasıyla geri döneceği söyleniyor. Hyunmin'i zaten Secret Garden'da vurulmuştuk. Bilmiyorum izlediniz mi öteki dizisini Wonderful hatırlarsam gerçekten muhteşem olacak. Biz ne olur ne olmaz bir yere yazarız size. O dizide muhteşem bir diziydi. Onun dışında zaten filmler yani. Ya Hünbin ya. Hakikaten oyuncu gibi oyuncu adam. Ya kariyerinden ve oyunculuktan bahsetmeye başladığı an ağlamaya başlıyor adam ya. Evet. Tam işte of. Ya Kore'de biliyorsunuz ya. Idol'lar oyunculuk yapıyorlar. Bir de oyuncular var. Yani sadece oyunculuk yapanlar var. Eren düşüyor benim. Biliyorum fark ettim. K-pop idol'ların oyunculukları çoğunlukla idol hani oldukları için o dizide yer alıyorlar. Ama işte Hyunmin gibi, Jeonwoo, Queen in Newsman'de yer alan, işte onun dışında Park Shin-ye gibi, Park Shin-ye gibi işte bu tip insanlar
sadece oyunculuklarıyla var oluyorlar ve zaten dizilerde onların oyunculuklarını hissediyoruz, farklarını hissediyoruz. O yüzden Hyomin yani bence bir dönemeç hani Kore kesinlikle için. Öyle. O yüzden de hani çok iyi ve işler yapacağına inanıyorum. Oyuncu olarak da kendini zorlamayı çok seven bir oyuncu. Secret Garden'daki karakterinden sonra oynadığı dizilere filmlere, ondan sonra dizi var mı? Var tabii. Dizilere, filmlere bakarsanız hepsi apayrı şeylerde ne denir ona? Sen niye böyle konuşuyorsun? Şöyle. Niye çünkü kan dönünce beren düşüyor onu fark ettim. Hayır. Ne denir ona güzel? Mesela işte biri korku filmi, biri romantik film. Ayrı tiplerde mi? Ayrı karakterlerde mi? Ne? Filmin anladınız mı? Ayrı türlerde. Yani ha film türleri. Niye böyle basit bir şey hatırlayamadım? Hatırlamıyorum. Ayrı film türleri seçmiş ve ayrı çok birbirinden kopuk karakterler seçmiş. O da kendini sınamak ve oyuncu olarak farklı şeyler denemek istediği için. Yani bir filme bakıyorsunuz neredeyse 3 kelime konuşuluyor film boyunca. Bir tanesine bakıyorsunuz acayip komik, bir tanesine bakıyorsunuz acayip işte korkuyor, bir tanesine bakıyorsunuz. Sallıyorum şu an tabii de. Yani benim izlediğim kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla böyleydi. O yüzden de acayip saygı duyuyorum adama ya. Ben de artık vakti gel, artık geri dön. Yani bir ay daha olsaydı herhalde evde duvarım tırmalardım. Yani şunu konuşuyoruz uzun zamandır. Askere giden ünler yani bu ilk jenerasyon artık ve ikinci jenerasyon gitmeye başladı. Giden ilk jenerasyon yeni dönüyor. Ve hani ilk jenerasyon zaten bu K-pop'un ve K-drama'nın temelini yaratan adamlar. Yani bu Hyunbin gibi, Rain gibi adamlar. Zaten iki kişiyi bekliyorum. Yani biri Rain'di, biri Hyunbin'di. Hani Hyunbin şimdi döndü. Rain'i böyle hala bekliyorum. İkisinden yani oyunculuk piyasasını tekrar hareketlendirecek adam bizce Hyunbin. Zaten müzik piyasasını tekrar böyle çang diye böyle çak diye düşecek adam Rain'dir. Yani bekliyorum. Böyle tırnaklarımı kemirerek bekliyorum. İnşallah en kısa sürede dönecekler. Gelelim. Onun dışında notlarımıza bakalım. Bakalım. Mama. Aa, kesinlikle konuşmalıyız. Mama'nın adaylarını WordPress'ten duyurduk. Anyongchingu.tr.wordpress.com çok öncesinden yapılacağını söylemiştik. Aynen. Adayları kazananların hepsini WordPress'te görebilirsiniz. Evet. Ama yolladık da oylarımızı periyodik olarak her gün yolladık. Ben hiç atlamadan yaptım. O bir işe yaradı mı? Hiçbir işe yaramadı. Onu geçelim. Oy verdim kimsenin kazanmamış olması nasıl bir şey? Enteresan değil mi? Bak ben ona dikkat etmedim. Tekrar bir kazananlara bakmam lazım. Bir tek Say'da haklı çıktım. En iyi video klipte Say kazandı ama zaten. Ama yani o bir gerçekti artık. O zaten... Yani onun dışındaki kimseyi tutturamadım yani. G-Dragon'u galiba tutturdum. Aynen ben de G-D'yi tutturdum. Ha, bir de G-Dragon'u tutturdum. Ha, bir de Epigark. Onun dışında hiç kimse tutmadı. Yani hani böyle oturup ağlayasım var falan yani benim. Ama olay tutup tutmaması değil. Olay ikimizin de üzen. Yani ikimiz de birazcık hayal kırıklığına atan bir şey oldu ki. Ama yani bize mi düşündüm? Nazarlık olsun da onların da böyle bir şey olsun yani. Ne yapayım? Kimse öldürmesin. Kimse mükemmel. Mükemmel. Kimse mükemmel değil. İnsan evladıdır dedik. Big Bang'in performansı bizim için tam bir hayal kırıklığıydı. Belki başındaki o solo giriş ama tercih meselesi tabii ki ama şöyle yani geçen seneki performanslarına bakıyorum da oh my god şöyle bence yani Mama sanki hani Amerika'nın Oscar'ı gibi Mama just let me be your angry oldum MTV Awards gibi yani çok büyük bir olay Asya için çünkü Asya'dan her ülke katılıyor yani Mama'da genellikle şarkıcılar performansların en üst seviyesinde sergiliyorlar. Ve hani bu yıl önemliydi çünkü bu yıl hakikaten çok kuvvetli adaylar vardı. İşte hani Big Bang aday oldu, onun yanında Shima aday oldu. Onun yanında işte ne bileyim işte kadınlarda Sistar var, işte 21 var, Wonder Girls var. Hani inanılmaz kuvvetli adaylar vardı. Psy gibi bir fenomen orada. Hani hakikaten çok kuvvetli adaylar var. Ve hani canlı performansların muhteşem olmasını bekliyorsunuz ki kaldı ki Big Bang. Yani hani aynen. Big Bang. Adamlar konserlerinde muhteşem performanslar sergilemeleriyle ünlüler. Ama
Birincisi bilmiyorum, belki giriş performansı olduğu için. Belki onlar da belki stres yaptılar. Yoruldular çünkü çok fazla ülke gezdiler. Ben böyle bir şey olduğumuzda, yani belki tabii ki olabilir. Arkada hakikaten çok bizim bilmediğimiz bir şey olmuş olabilir. Ama yani artık bu kadar profesyonel adamların bence bu tarz bir şeyden etkilenip sahneye yansıtacağını düşünmüyorum ben şahsen. Ama tabii ki olabilir. Yani ne olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Ama bence bir uyumsuzluk vardı. Yani neden... Nedenini bilmiyorum ama orada bir kaos vardı yani, o sahnede bir düzen yoktu. Evet, mesela işte bu şimdiki dünya turnelerindeki performanslarına bakıyoruz, videolar çıkıyor ama da işte hayranların çektiği görüntülerden bakıyoruz. Yani evet, zaten sahnede öyle spesifik diğer gruplar gibi, örneğin işte M-Black gibi veya 2PM gibi spesifik tam bir düzen içinde olması var da, yine o kaosun içinde bir düzen içinde sahne performanslarını gerçekleştiriyorlardı. Ama sanki Mama'da o da yok. Yani gelişi güzel, herkes gidip geliyorlarmış gibiydi yani. Ya. Ve bir, yani hakikaten kıyafetlerinden tutun, şarkıdaki partlarındaki girişlerine, arada girdikleri işte o işte yes yok bilmem ne zarf gibi araya girip bir şeyler söylüyorlar yani. İşte onlar da işte sahneyi kullanmalarında bir şey, yani bir şey vardı o performansta. Ya şöyle, birincisi bana göre temel bir hata var. Yani bu benim görüşüm tabii ki. Tapa neden pembe? O zaten çok büyük bir hata. Yani hakikaten çok kötü temel bir hata. Temel hata bu benim. Yani Tapa'nın lenslerine hayranım. Gözleri muhteşemdi ama kıyafet rezillikti yani. Çok kötüydü. Tap ve pembe. Pardon yani. G-Dragon okey. Lollipop'u hatırlatırım. Ama o başka, oradaki imajı hani başka bir imaj. Neyse. Ama orada pembe giymiyor. Giyiyor be. Hayır, pembe G-Dragon giyiyor. O sadece kırmızı bir ceket giyiyor. Kırmızıyı ben pembe sandıysam eğer. Ama şöyle bir kere bana göre temel yanlış şu. Big Bang'i, evet G-Dragon çok başarılı ve daha iyi. Ama ve çok iyi işler yaptı bu yıl. Kesinlikle bunu tartışmam. Ama hani Big Bang'i alıp da sadece G-Dragon'u adapte eder hale getirmek... Hmm, beni yüzen bir şey. Yani evet, orada Big Bang yoktu yani. G-Dragon ve Big Bang yani vardı. Sanki G-Dragon'un arkasında back vokal olarak söyleyen bir Big Bang vardı. Bana öyle bir hissi. Bir de abi, biri bana şunun cevabını versin. Abi adamın saçları sarıydı. Ne ara kırmızı oldu ya? Arkada kafayı yemiş bir kovalama elinde tüple dolaşıyor. Abi adamın saçı boyamışlar ya. O spray falan olamaz abi. Adamın saçı boyamışlar ya arkada baya. Sonuç olarak ben o performansı yaşamadım olarak kabul ediyorum açıkçası. Ama bir de bunun tam tersi bir performans var ki bizim için. Of of of. Wooyoung ve JYP'nin performansı yani. Orada biraz tabii bir avantaj var. Hani onu Big Bang için aynı söyleyemeyiz. Yani JYP gibi bir dev. Zaten sahneye adımını attığı anda adam haa diye çığlık atmaya başlıyor insanlar ve inanılmaz bir moral tutuyor. Ve o espriler beni, ben yani Wooyoung Sexy Lady'yi ilk çıkardığında, hani belki siz de duymuşsunuzdur ya, yani biz bununla hakikaten hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi diye kendi aramızda aşırı tartıştık. Hani şey haberleri çıkmıştı, Wooyoung küçük JYP, Wooyoung işte JYP'ye çok benziyor, JYP olmak istiyor. Hatta Wooyoung açıklama yaptı, kendime örnek olarak JYP alıyorum falan filan dedi. Bu JYP büyüdü, Wooyoung'la JYP hani... büyük küçük gibi böyle kaldılar. Aynı şeyin bir büyüğü bir küçüğüymüş gibi. Bu performans da bu haberleri ve dedikoduları, şu an spancıyı işaret ediyormuş gibi gözüküyor mu? Hayır. Bu haberlerle dalga geçen bir performans. İlk önce bu yani çıkıyor. Sexy Lady'yi söylüyor. Ardından bir tane şapkayı alıyor. Sonra bir bakıyoruz ki JYP Wooyoung maskesini çıkartıyor ve altından JYP çıkıyor yani. İnanılmaz. Böyle güzel bir kendiyle dalga geçme, haberleri T'ye alma ve performansın içine katma hakikaten çok zekice. Ondan sonra da JYP'nin kendi şarkısını söyleyip sonra Wooyoung'un tekrar dansçılarla sahneye gelip Wooyoung'un JYP'nin şarkısını, JYP'nin Wooyoung'un şarkısını söylemesi ve bildiğiniz copy paste şeklinde, kopyala yapıştır şeklinde sahnede olmaları o kadar, hani o kadar keyif verdik ya, ben çok beğendim. Belki ve ama hala aynı şeyi tartışırım. Wooyoung için cevap bile bu kadar ölçmek iyi mi kötü mü hala tartışırım. Ya bunu tartışıyoruz ama ben bunun bir pazarlama tekniği olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Sonuçta böyle bir pazarlama tekniği. İnşallah Wooyoung'un üstüne bu yapışmaz. Ya yapışabileceğini çok fazla zannetmiyorum. Çünkü sonuçta 2PM'den Wooyoung oldu. Yani hani bence yapışmaz ama
Zaten bunun için çabalıyordur JYP. Mutlaka aklında bir plan, bir program vardır. Zaten bunu unutturacak. Çünkü arada 2PM girecek. Wooyoung ona adapte olup ondan sonra unutulacak. Tabii 2PM arasında comeback yapınca girmiş olacak. Onu bekliyoruz. Bence biraz Big Bang gibi barını yüksek tutuyoruz. Belki de çok alıştık. Ya evet, yani, beklentileri yüksek. Wooyoung'la mesela JYP'nin performansının hareketliğiyle Big Bang'in kimle karşılaştırdığın zaman JYP ile Wooyoung sanki slowmuş söylüyormuş gibi oluyor ama Big Bang'de o kadar yüksek bir bar var ki bizim beklentimiz olan, hani Wooyoung ile JYP gördüğüm zaman yani Big Bang ne yaptın ya falan olduk. Bence Mama'nın en muhteşem performansı Epic Ayın Don't Hate Me performansıydı. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Ölürüm. Ölürüm. Tablonun o Joker haline ölürüm. Ben zaten onların olduklarına inanmadım. Kesinlikle o makyajı yapan kimse alnından öpmek lazım. Şapur şupur. Muhteşem bir makyaj, muhteşem bir performans. Ayrıca Tablonun ve diğer Epica elemanlarının bütün ödül töreni boyunca o karakterlerden çıkmamaları. Tablonun Super Junior sahnedeyken, SPY'yi söylerlerken, Sayın yanında otururken onu çekmelerinin sonucunda dönüp şöyle yapmasına kadar, yani her şeylerine hasta oldum. Epica'ya hasta oldum. Epica'nın Don't Hate Me videosunu da geçenlerde görmüşsünüz ki, belki Türkçe alt yazısını yaptım. Herhalde şu güne kadar en çok eğlendiğim alt yazı. Ya hakikaten benim için işkence gibi bir şey oluyor çünkü. Bir yandan yapmayı da seviyorum. Ya yapması zor, uğraştırıcı bir şey çünkü. Yani yok ona bak, doğru çevirirse hangisi, onu bu tam denk getirmem falan filan. Ama hakikaten çok eğlendim. Ayrıca Epica'yı bir daha sevdim. Ayrıca o sözlerin manasını böyle içime yedirdim. Daha da bir sevdim. Sonra dayanamadım, bütün albümü buldum, onunla indirdim. Neden indirdiğime gelmiyorum, bir daha bu konuyu açmayacağım. Açma, yaramız derin. İndirdim. Albümü dinlediğim, daha da bir sevdim, seviyorum, Epica'yı seviyorum. Epica'yı da zaten, hani Mama'da tek kazanabilecek aday olarak ben böyle Epica'yı falan olmuştum. Epica'yı seviyorum. Bir de onun yanında Epica'ya taktım bu ara. Ya bu ara 3 kişiye taktım. Ya bunlar zaten aslında hep dinlediğim insanlar tabii ki de. Ama hani takma derecesinde oldu. Mesela şu bir haftadır şu 3 kişiler, üç kişiler olmadan günümü geçiremez oldum. Yani ben sabah okula giderken otobüse bindiğimde bu üç insanın belirli şarkılarını ve performanslarını dinleyip izlemek zorundayım. Say. Hoppa, Gangnam'sa. Birincisi Epic High. Hana. Somebody had to kill this love. Şarkısını mutlaka dinlemem lazım. Have to deal. Somebody help me kill this love. O şarkıyı kesinlikle dinlemem lazım. Don't Hate Me'nin başındaki o kısa bir şarkı kısmı var ya, o işte. O şarkının orijinali yani. O Don't Hate Me'yi kesinlikle dinlemem lazım. Üç. Hayır. Bu üç kişiden neleri dinlemem lazım? Üç değil yani. İki de olmadı yani. O biri şu an. Diğeri B.A.P. No Mercy'yi zaten çok seviyordum. Tekrar Aşkım Depresyon No Mercy'yi. Ama bildiğiniz salaklık yapmışım ben vakti zamanında. B.A.P.'nin Warrior şarkısını ve klibini dinleyip, izleyip beğenmemiş, umursamamış bir insanken şu an Allah belamı verdi ki Warrior'sız yapamıyorum. Yani benim günde 3 öğün Warrior klibini izlemem lazım. O koreografiye bir daha aşık olmam lazım. Ondan sonra adını unuttum, soyadımın Bang olduğu o ikinci küçük tap var ya, onun sesini duymam lazım, onun sesine aşık olmam lazım. Üçüncüsü de sanırım hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceğim nadir adamlardan biri olan canım Jay Park'ımı dinlemeden günümü geçiremiyorum. Bu arada bir şey soracağım. O ikisinin benim hayatımda olmak zorunda şu araları. Alanı vururum. Alanı vururum. Bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi. Mama da Jay Park aday değildi değil mi? Ay canım bana. Bir dakika. Bu aralar o kadar çok yarışma ve oy veriyorum Mama ki. Mama da aday değildi. Değildi Jay Park. Emin misin? Değil mi? Bakalım. Eğer değilse büyük sıkıntı var şu an.
Benim bildiğim kadarıyla değildi ve... Yok ya, ben hatırlıyorum. Değildi. Oğlum şeyde vardı ya. Solo erkekte vardı Jay. Hatırlıyor musun? Solo erkekte Jay var. Emin misin? Simon'la Martina'nın şeyle mi karıştırıyorum? Bence kesin Simon'la Martina'yla karıştırsın. Çünkü Jay Park yok orada. Ve yoksa... Bak, yoksa çok büyük sıkıntı. Benim tezlerim doğru çıkıyor. Olay çıkar. Bu arada çekmeye devam ediyoruz. Su evet. İçelim. Mamayı basarım oğlum. Şşş. Nasıl Jay'a da yapmazsınız? Neye bakacağım ben? Ay yok. Kendi sitemizden bakalım. Evet. Hepsini yazdım göbeğim çatlıdan. Gezin efendim. Jay Park hiç bu yıl performans yapmadı mı yani? Hiç bu yıl yeni çıkan bir şey yok mu? Var. Bir sürü şey çıktı. Var canım. Olmaz olur mu? Ben bilmiyorum. Yorumu sana bırakıyorum. Ağlayacağım şimdi. Onu kapat da. Şimdi baktık da. Yok. Hakikaten Jay Park yok. Bildiğim moralim bozuldu benim şu an. Ya. Neden? Devam ediyoruz. Park Shin-hye'nin yeni dizisi geliyor. Kesinlikle. TVN'de yayınlanacak. TVN'e ben nedense hayranım. Bir evet ya, çok ben kaliteli gidiyorlar. TVN'e hayranım çünkü KBS, SBS gibi kanallar Kore'nin ulusal kanalları ve onlar belli... İşte Korean Broadcast System'la Seoul Broadcast System bunlar bizim TRT gibi çeşitli devletsel kurallarda ve çerçevelerde çekim yapıyorlar. Bu nedenle de biraz gerçekte yaşanan tutkudan uzak şeyler yaptılar. TVN ise bir kablolu yayın kanalı. Shima'nın JTBCC gibi. Bunlar hakikaten yani bana göre I Need Romance'de TVN'in hakikaten çok iyi diziler yapıyorlar. Neden bilmiyorum ama ben daha doğal dizilerini geliyor. Evet, yani kesinlikle daha doğal geliyor. En azından öpüşüyorlar ya. Yani. Evet, kesinlikle. Böyle şey spancıyla öpüşeyim mi? Hadi öpüş. Çok güzel oldu. Park Shin-hye zaten muhteşem. Hani bu. Park Shin-hye zaten. Çok seviyoruz. O yüzden ilk zamanlar Park Shin-hye son Running Man'in iki bölümünde yer aldı. Running Man demişken... Çok önemli, keşfettiğim bir şey söylemem gerekiyor. Belki yani, izlemişsinizdir ama biz yeni keşfettik. Running Man aslında çok bizim ülkede seyrediliyor mu bilmiyorum ama Senem'i derhal arayıp çabuk seyret linkini gönderiyorum dedim. Bir bölümde Nikun da dahil olur. Running Man'in formatını biliyorsunuz. Dur diye varsayıyorum. Olmadan da video yaparız. Neyse Running'den. Ben gidiyorum. Running Man diye bir program var işte. Evet. Bir yarışma programı bu. İşte yarışarak işte bir hazine avı, işte çeşitli maceralar yaşıyor. İki grup birbirine karşı. Bir Running Man ekibi, bir de ünlü bir grup. İşte birbirine karşı yarışıyor. Aynen ama çeşitli konseptleri var falan filan. Onları geçelim. Bir bölümde Tayland'a gidiyorlar. Nikun biliyorsunuz Tayland. Nikun Tayland'da. Çok iyi bir Nikun. İki ünlü konuktan biri Nikun. Ve o takımın lideri Yoo Jae-suk. Yoo Jae-suk yılların MC'si. Ki mutlaka görseniz tanırsınız. Mutlaka gözlüklü bir adam. Kan Ho Dong'la Yoo Jae-suk zaten. Hatta şeyde de var ya hani hamamda yaptıkları bakıyor. Happy Together. Happy Together. Tamam. Happy Together'da var. Happy Together'daki gözlüklü adam. Muhteşem. Şeyde sayın sarı takımlı adamı da Yoo Jae-suk. Evet. Gangnam Style. Gangnam Style. Aynı bunun gibi olan. O bir orada karnı acıktı ve program esnasında yalvarıyor yanındakiler. Çünkü hiç Tay parası yok. Kore parası var ve yemek yiyecek. Onlar da para veriyorlar. O arada bir yazı görüyorsunuz. Abi ice cream. Abi diyorsunuz. Sonra Yoo Jae-suk. Ah. Toki ice cream? Toki? Nasıl yani yapıyorsunuz? Ve gayet bildiğiniz Maraş dondurmacısı bir Türk abi Yoo Jae-suk'a bayağı oynuyor. Oynuyor ice cream. Yoo Jae-suk eğleniyor falan. Yoo Jae-suk da şey diyor, aa ben bunu biliyorum ya işte televizyonda görmüştüm ya falan. Türk dondurması yapıyorum. Ben izledim mi? İzledim bunu ben ya falan. Çok hoşuna gidiyor falan. Evet.
aldım falan sanıyorum. Böyle klasik işte. Sonra alıyordum. İşte ben delirdim onu izleyip, delirdim yani. Tayland'da bile. Ama bizim Türk abim Gizem'in anlatısı çok komik. Sonra ben orada bir tanıdık gördüm dedi bana. Dedim de bizim köşedeki bir dondurmacı abim. Tanıdık gördüm diye. Yok kılığı falan. Türk görmüşüm işte. Klasik Türk yani. Sonra diyor ki oğlum Tayland'da bile Türk var oğlum diyor. Dünyanın her yerinde var sadece. Evet. Neyse o değil de orada şey yani bizim abimiz de lütfen çok centilmen bir abi çıktı oradaki. O kadar oyundan sonra para üstünü almayı unutuyor. Arkasından para üstü falan diye böyle çeviriyorlar. Gidiyor bir de para üstünü alıyor. Çok klasik. Çok gerçekten eğlenceliydi. Başka? Başka? Yaban çiçeği. Ay bunu söylemiştim. İğrenç bir şey. Ama gelişmedir. Yine de söylüyorum. Ay ya ben yani gerçekten çok minnettarım. TRT'de o kadar yırtındık. En sonunda Boyzum'un Flowers TRT okulda. Ama yaban çiçeği. O artık Boyzum'un Flowers değil. O artık yaban çiçeği. Bizim Boyzum'un Flowers. Flowers. Boyzum'un Flowers videosunun adı yaban çiçeği diye arkadaşlar. Bir şey soracağım yani benim İngilizcem de senin İngilizcesi de iyi seviyelerde İngilizcelerde anlıyoruz hani İngiliz alt yazılı bir şey seyrettiğimiz zaman anlıyoruz. Yaban çiçeğini tam olarak nereden çıktı? Boşanır çiçeği anladım. Yabanı ben tam çözemedim. Ama ya, şöyle bir durum var yani şöyle güzel bir durum var hani bu bilmem ne hoca var ya TRT okuldaki o Boys Over Flowers hakkında böyle bir reklam açıklaması gibi bir şey yani böyle bir komik. Bilmem ne hoca yok mu? Ben bilmiyorum. Sade hoca mı? Olabilir, evet. Hani böyle bir karakter, evet, komik. Evet, evet. Ha, o işte Boys Over Flowers anlatıyor. Orada o da kendi kendine dalga geçiyor. İsim aradık. Dedi ki çiçek çocuklar, çocuklu çiçekler, çiçeklerin üstündeki çocuklar, çocuklar üstündeki falan filan deyken en sonunda böyle kendi kendine dalga geçiyor böyle duruyor. Buldum yaban çiçeği diyor. Yanındakiler abi olmadı abi saçma falan derken yaban çiçeği güzel falan. Yani aslında biraz da kendi kendileriyle duvar geçmişler. Ne yaptıklarının farkındalar yani, ama buna engel olamamışlar gibi bir durum var. İkincisi de o Gamjandin'in sesi. Gamjandin'in sesi. Yani bana eminim olur. Yani neredeyse eminim ki hepimiz hemfikirdeyiz. Yani. Küçük çaplı bir yanlış açılar. Pepe'yi seslendiren abla. Sen orayı seslendirmemen gerekiyor. Sen Pepe'yi seslendireceksin. Ya bir de şöyle durma. Ya bilmiyorum. Benim de bir şahsi görüşüm ama ben hiçbir zaman dublaj bir şey izlemeyi tercih etmeyen ve sevmeyen biriyim. Hani bir kere şöyle bir durum var. Hani ne kadar mükemmel bir dublaj yapılırsa yapılsın. Sonuçta o dilin vurgusunun bilmem nesini, o sesi, orijinal sesi duymadan ben açıkçası eksik izlemişim gibi geliyor. Herhangi bir şey. Hiç fark etmez ne oldu. O zaman her zaman alt izi yanlısıyımdır. Yani keşke böyle bir imkan olsa da hem alt yazı evet, izleyenler için de alt yazı olsa aynen, işte ne bileyim gece yarısı alt yazısını yayınlasa yani zaten mesela hani öyle dublaj oturmuyor yani Türkçe sesle yani Türkçe seslendirdiği zaman ne oppa ne dongseng yani hiçbir şey anlayamazsın ki aynen, hani mümkün değil böyle bir şey ama ben yani iyi bir adım kötü bir adım değil çok, hani çok sevindirici çok, bir adım, çok yani sevindirici bir adım ama zaten yıllardır TRT bir Kore dizisi yayınlıyor. Yani oturup da yaban çiçeği bu sadece bir başlangıç. Ben daha ilerisini düşünmek istemiyorum yani. Mesela düşünelim. You are beautiful. Cillop gibisin. Hot strings. You have fallen for me. Sen bana düştün. Ne? Bana düştün. Bak gördün mü bunu? Mesela başka. Başka? Mesela Dream Hall yine mantıklıydı. Büyük hayaller. Yani. Yani. Başka ne olabilir? Hmm. Mary Stayed Out All Night. Mary bak dışarıda kaldım başına neler geldi. Flower Boy Ramen Shop. Of! Yaban çiçekli noodle. Yaban çiçeği makarnacıda. Personal taste. Şahsi tatlar. Pasta. Pasta. Makarna. Hayır pasta pasta. Türkçe oğlum ismi zaten dizinin. Hayır peki karakterlerin isimlerini ne olarak çevirecekler? Ama o isim o özel isim. Onu. Şey hayır, mesela Big Bang. Ne büyük patlama mı? 2 p.m. Öğleden sonra 2. Shiny parlak. Hayır parlak. 2 k mi? Tut emblemayı çevir bakayım. Mükemmel kalite içerisinde yaşayan müzik çocukları.
mükemmel kalite yazacağım. Karan ne öyle? Mükemmel kalite içinde yaşayan müzik çocukları. Mikimiç. Bunlar önerilerimiz arkadaşlar. Lütfen şeyi bizde, patenti bizde. Lütfen, lütfen kullanmayın. Lütfen ücretini ödeyerek kullanabilir. Bizi çevirelim. Merhaba arkadaş Teren. Nasıl? Oy Allah'ım. Sünger Bob kare pantolon. Nasıl gidiyor? Ama hakikaten öyle çevirdiler biliyorsun. Evet. Evet. Oğlum Smurfs'u şirinler diye çevirmiş bir memleketiz biz. Ötesi yok yani, anladın mı? Smurfs, şirinler. Hayır ve bence yani ben şeyi seyretmedim. Yaban Çiçeği'ni seyretmedim. Boy Soy Survivor'ı seyrettim de Yaban Çiçeği'ni seyrettim. Yaban Çiçeği'ni vermeyeceğim. Replikleri nasıl çeviriyorlar ben onu merak ediyorum. Değil mi mesela Oppa işte. Ben anlıyorum mesela Oppa'yı anladık. Abi dedi. Ama sevgili Oppa yine dedi. Ya mesela. Tam sevgilim değilsin de seninle flört ediyorum abimi. Mesela Gujin Pio hani Gamcan diye kızıyor. Gamcan diye şeyin sevgilisini dövdü diye. Gujin Pio'ya kızıyor ya. Evet. Orada biliyorsun şey Gujin Pio ceza olarak Gamcan diyor. Bana Oppa de diyor. Ya. Orada ne diyecek abi? Ne diyor? Aşkım diyecek. Olmaz ki. İzlemeyin yabancı şeyini. İnternette var. Yapbuda.com. Bence de çok tatlısızdı. Güzel yüzen oradan söyledin. Yeminle. Ama şimdi bu da çok kötü ama yani abi. TRT'nin reytinglerin yerini düştü. TRT'nin reytingleri değil. Yani hakikaten çok sevindiriz bir haber ama abi yani nasıl dublajını yapacaklar ki? Yani bizim dilimizde Oppa'nın tam karşılığı yok ki. Mesela kimce ne? Lahana turşusu mu? Hayır. Yani. Sinirim bozuldu bak yine ben. Biliyorum fark ettim. Yabancı şey böyle. Evet. Çok bir şey yok. Gizem diyor ki 2013'te JYG'de Big Bang getiriyorlar diyor. Kim getiriyor? Ha. Evet. Bununla ilgili geçen gün. Anladım Gizem. Teşekkür ederiz. Facebook'ta. Sözü. SpongeBob tekrar sendeyiz. Facebook'ta Kore ve Asya hakkında her şey yanılmıyorsam. Yanılıyordu onu bilmem. Ağzıma girecek. Kore ve K-pop. Yani neyse o grup. Mikrofonu görünce heyecanlanıyorum. O gruplardan. orada bizim Kore Başkonsolosluğu'nun bir açıklama yaptığını ve 2013 şey Kore Müzik Festivali'ni yanılmıyorsam orada Big Bang'in ve JYJ'in geleceği bir yerde, bunu çok gerçekçi bulmuyorum ama işte WS501'dan falan söz edildim. WS501 diye bir grup yok artık arkadaşlar. Bunu artık kabul edelim. Kabulleniyoruz. Üzücü. Mikrofonu yani bırakmıyorum. Çok çok üzücü. Çok yani. Üzücü ama artık yoklar. 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 Yani zaten hani bir askerde biri farklı, biri farklı farklı çalışıyor tabii. Şeyde otomobil fabrikasında çalışıyor. Aa, otomobil fabrikası demişken Hyundai Türkiye'ye çok büyük bir yatırım yapıyor biliyorsunuz. İşte Kocaeli'de Hyundai'nin büyük bir fabrikası var. Ve bağlayacağım şimdi konuya. Bizim de çok alakası var. bir yerde okudum. Daha büyük yatırımlar yapacakmış ve Kore'ye büyük, yani Kore'den önemli mühendislerini buraya getiriyorlar ve o yüzden de onların Kore yemeği yeme ihtiyaçları var ve Kocaeli'ne çeşitli Kore yemekleri yapan restoranlar açmanın yanında bir Kore köyü kurmayı planlıyorlar. İlgisi bu. Kocaeli'ne taşına. Bence de İzmir'de daha Kore uzak çünkü tam. İzmir'de daha rahat düşünün. Kore köyü varsa ben onunla alayım. Bence de. Yani Katlı köy Kore. Kısmet işte. Neyim? Yani bilmiyorum artık koca elini gidip de kimçi yemek gibi. Iris. Göz bebeği. Bizi izlemeye devam edin. 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 Biz çok seviniyoruz ya. Vallahi hakikaten, öyle böyle değil. Seviyorum. Aşırı seviniyoruz. Cumartesi gelin. Evet, cumartesi. Cumartesi gelin. 12.30'da. K-pop
ortak dilimizde sohbet edelim arkadaşlar. Yani. Evet. Hakikaten. Biraz ben oradaki... Üşenmeyin, kalkın gelin. Yaşlı hissedeceğimi düşünüyorum. Ama ben hiç o triplere gidiyor. Ben çıktım amcam. Görüşürüz. Cumartesi gelin hakikaten. Yani bence ne kadar kalabalık olursak o kadar eğleniriz gibi de geliyor. Çok güzel bir organizasyon olacağı benziyor. Kebap deneyeceğiz. Daha eğlenceli bir şey olabilir mi? Yani öyle olacağını umuyorum. Ayrıca kermeste böyle ufak tefek Koreli şeyler bekliyorum. Yarışmayı ayrıca merak ediyorum. Ben de. Bu yüzden hani gelin, görüşelim, sohbet edelim, videolar çekelim. Belki hali, biz de bunun için hali, şeyler hali. Yaparız. Gelin. Hadi hep beraber cumartesi orada görüşelim. Biz orada olacağız. Ölmezsek. Orada olacağız. Allah korusun. Yani belli ama şimdi bugün yarın. Kim öyle kim falan. Bunları söyle, hastalık hastası olan bana. Ben kendimi balonun içine hapsedeyim. Sen tablo hakkında kötü kötü şeyler söylüyorsun ama. Yani ne yapayım? Joker yani makyajı. Uğursuz bir makyaj. Yani sen sus. Sus. Yani bin tane şey sus. Gösterebilirim sana. Tamam, Gizem'i susturuyorum ben. Cumartesi görüşelim lütfen. Cumartesi görüşemiyorsak da buralarda bir yerlerde olun. Buralarda görüşelim. Teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Annyeong. Bye.